Sabah bir gidiyoruz. Saat 8'de iş başı, 6.30'da paydos. Yeterince sömürüyor bizi. Hala gözü doymuyor. Doyuramıyoruz biz bu patronları. Bunların hepsi merdiven altı şeyler. Hiçbirisinde sigorta yok. Çoğu yemeğini vermiyor. Sabah 8, akşam 7'ye kadar çalıştırılıyor ve çok ağır şartlarda çalıştırılıyor. Tekstil sektöründe en büyük sorun tabii ücretler ve onun dışında uzun çalışma saatleri. Birazcık aslında tekstilde çalışanlar paralı köle. Fazla mesai bir zorunluluk olarak onlara dayatılıyor. İşçi mesela akşam çıkmak istediğinde çıkamazsın, akşam mesai var diye bir zorunluluk olarak karşısında amirinin dayatması oluyor. Yani eskiden işte aylıkçı olarak çalışıyorduk. Ama şu an geçim sıkıntısından kaynaklı, ekonomik durumun kötü olmasından kaynaklı artık haftalık hatta günlük çalışır duruma geldik. Zaten sigorta vesaire buna değinemiyoruz bile. Çünkü sigortalı çalışmak bile aslında şu anki kriz koşullarında çok mantıklı gelmiyor bize. Bu çok büyük bir kayıp emeğiyle kazananlar açısından. Hiç emeklisi olmayan, sigortası olmayan yarın bu çocuklar ne olacak? Tekstil sektörü dediğimizde yarısı kadarı kayıt dışı çalışma olarak geçiyor. Sadece evden çalışanlar ya da merdiven altı çalışma alanları için değil, biraz daha eli ayağı düzgün çalışma yerlerinde bile çalışanın kendisi ücret çok düşük olduğu için sigortasının yapılmamasını tercih ediyor. 27 senelik işçi orada ve sigorta yapılmadan çalışmış bu kadın. Kadını kandırmışlar, işte eşinden aylık alıyormuş, aylığın kesilir demişler. Koskoca iş yerinde bunca işçi gelip gitmiş, sadece 6 kişi sigortalı. O da patron ve eşi, 2 kız kardeşi, 2 de damatları. Bunun dışında 30 senelik bir firma, bir tek işçi sigortalı olmamış. Emek gücünün çok ucuz olduğu, geçinebilmek için, belli bir miktarda para kazanabilmek için çok uzun saatler çalışmanın neredeyse bir zorunluluk, yasa haline geldiği bir sektörden bahsediyoruz. Şu andaki aldığımız ücretler asgari ücretten çok daha düşük ücretler. Elemana aylık veriyoruz. Aylık verirken ben düşünüyorum, veriyorum da nasıl harcayacak, bunun neyine yeter? Patronun bağırtısı, ay o ne psikolojik baskı işçilerin üzerine. İşçileri biz kovmayalım da çıkartmayalım da hani tazminat falan ödemeyelim. Onları kendiliğinden çıkartalım. Onları bıktırıyorlar biliyor musun? O kadar üstlerine gidiyorlar ki onlar da kendiliğinden artık istifa edip gidiyor. Yani bir hiçbir hak ve hukukunu almıyor. Çalışırken belli bir adet yapman gerekiyor. Sürekli baskı altında oluyorsun. Usta senden belli bir adet istiyor, onu çıkarmak zorundasın. Bu tür olayları gördüğüm zaman tepki gösterip işi bıraktığım zamanlar çok oldu. Sırf böyle bir ortamda bulunmak istemediğim için. Bazen patronun bağırtıları, insanlara hakaretleri, bir yığın şeyle karşılaştım burada. Üretim baskısı, tekstil sektörünün kendisine özgü bir yapısı vardır. Örneğin 100 gömlek dikebilecek bir atölye, 200 gömlek siparişi aldığında bundan vazgeçmez. Ama aynı insan sayısıyla o 200 gömleği yetiştirmek zorunda kalır. Bunun yarattığı sıkıntı işçinin üstüne biner. Bir tane işçi arkadaşımız var. Günde 1500 tane iş çıkartıyor ya. Kemer takma, kompleci ya. O kadar iş çıkartıyor ama yine de bağırıyor, yine de çağırıyor. Bana sorarsanız tekstil işçisinin en önemli sorunu sosyal sorundur. Nedir bu? Bu işini kaybetme korkusudur. Yani daha doğrusu işten çıkartma baskısı altında çalıştırılmasıdır. Büyük yerlerde, ustabaşın olduğu yerlerde elemanlar çok psikolojik baskı yapıyorlar. Ve öyle lafla söylüyor ki yani insanın gururunu, onurunu ayaklarının altına alıyorlar. Onlar da iş korkusuyla sesten çıkamadıklarını da görüyorum ben ya. Belli bir şiddetin üzerindeki ses kalıcı veya geçici işitme kaybına neden olabiliyor. Çatıdan damlayan suların betonda açtığı delik gibi sürekli o sese maruz kalmak işitmeyle ilgili işitme siniri üzerinde bir hasar yaratıyor. Örnek veriyorum kendimden. Sol kulakta %50 gibi bir işitme kaybı söz konusu. Bu da tabii 12 yaşından beri daha çok büyük fabrikalarda çalışmamdan kaynaklı. Kulak koruyucu kullanılarak bundan korunduğu düşünülür. Ama öncelikli korunma yöntemi ise gürültü azaltıcı yöntemlerdir. Ve maalesef ülkemizde meslek hastalığı denmesi için günlük yaşamdaki seslerde bir kayıp oluşması gerekir. %10 bir kayıp oluşursa eğer
Sosyal Güvenlik Kurumu meslek hastalığı teşhisi koyar. İş kazası bizim için çok olağan bir şey aslında. Bizde biraz daha küçük çaplı denilen aslında büyük iş kazaları olabiliyor işte. Dikiş makinesi kullanıyoruz, elimizi dikiyoruz ya da kesiyoruz vesaire. Bunlar kayıt altına alınma gibi bir şey söz konusu değil zaten. İşte bir yara bandıyla, bir pansumanla çalışmaya devam ediyoruz. Mesela orada diyelim ki bir işçi elini makineye kaptırıyor, hastaneye falan gitmek yok. Orada yalandan işte pansuman gibi bir şeyler yapıyorlar. Geçen gün çocuk parmağının yarısı böyle makineye kaptı ya, yarısı. Ya insan bile, insanın içi parçalandı ya. Orada yalandan böyle pansuman gibi bir şeyler yaptılar. 8 yaşındaki çocuk parmağını makasla kesti. İş toplarken makinecilerin önünde bu küçük ortacılar. İşte bu çocuk da parmağının yarısını kesmiş. Ya nasıl kanlar akıyor bizim muhasebeci? Normalde orada hani olması gerekiyor hazırda. Sağlıkçılar falan. Yok. Bizim muhasebeci var. O böyle bir bez sardı ama kan hiç durmuyordu. Dedim ki ya şu çocuğun parmağı kan durmuyor dedim. Kan kaybı yaşayacak bu çocuk dedim. Ya dedi birazdan geçer dedi ustabaş. Bel ağrısı, sırt ağrısı çok şiddetli bir şekilde sürekli artık bunu yoğun bir şekilde yaşamaya başladım. Çünkü sürekli oturarak yapıyorsun bu işi. Bu da kemiklere doğal olarak tabii etkisi, zararı büyük oluyor. Ve bizde mesleki etkilenime bağlı rahatsızlık diye bir kavram da yok hukukta. Bel fıtıkları, omuz ağrıları, eklem rahatsızlıkları gibi dünyada en fazla gözlenen meslek hastalıkları Türkiye'de meslek hastalığı sınıfına giremiyor. Çünkü bunların sadece o işten kaynaklı olduğunu ispat edebilmek çok zor. Eskiden şöyle bir durum vardı. İşçi vizite kağıdını alırdı, SGK'ya giderdi, sigorta hastanesine. O kağıttan bir giriş yaptırırdı. İşçinin muayenesi ve tedavisi ne zaman biterse, sırada 3 gün beklerse 3 gün izinliydi. Ve maaşını alırdı o süre için. Şimdiki sistemin yaptığı ne? Vizite için çıktığında ve muayene olmak için geçen süreyi ödemiyor. Yani bu aslında sistemin çok büyük bir uyanıklığı diyeyim. İşçi şimdi patron soruyor, randevu aldı mı? Alamadım. Ne zamana? İşte 5 gün sonraya belki bulacağım. Tamam o zamana kadar sen hastasın git evinde dinlen diye kimse demiyor. O zamana gidinceye kadar çalışmaya devam et diyor. Mesela ben iş yeri hekimiyim. Ben işçiye, devlet bana sadece 2 güne kadar rapor yazma yetkisini vermiş ve bu 2 gününde diyor ki işveren isterse bu parayı ödemez. Bir toplantıda Dünya Çalışma Örgütü'nden bir arkadaş şu lafı etmişti. Bende çok yer etti. Kapıda bekleyen işsiz var olduğu sürede iş güvenliğinden söz edebilmek mümkün değil. Artık işin tozu, bunlar neticede boyalı kumaşlar, boyalı geliyor. Bu işin tozunu sürekli yutuyorsun 10 saat boyunca. Alerji yönetisi olan insanlar zorluk yaşıyor. Benim de toz alerjim vardı. Nefes alamıyordum şimdi evlerde valla. Bir nefesim kesildi. Sonra patron beni dışarı çıkardı. 11 yaşındaydım o zaman. Kesim sırasında ve dikiş sırasında kumaştan iplik liflere toz olarak havaya saçılıyor. Bunlar tabii havada belli bir süre asılı kalıyor ve biz onu soluyoruz. Kotta mesela boya çok, kokusu da çok iğrenç. Şu an kotta çalıştığım için kokusu çok iğrenç. Mesela sen maskesiz çalışamazsın. Maskesiz çalışanlar da bir görseniz nasıl öksürüyorlar, ciğerleri sanki çıkacak gibi ya. Erzurum Üniversitesi'nden ve İstanbul Üniversitesi'nden hocalarımızın ortaya çıkarttıkları kot kumlama işçilerinin pnömokonyoz hastalığı söz konusu. Dünyada eşi yoktur pnömokonyozun 3 yıldan önce hastalık yaratsın. Bu insanlar 6 ayda ölümcül derecede hastalandılar. Neden? Çünkü bu insanlar o atölyede yiyorlar, o atölyede içiyorlar, o atölyede kot kumluyorlar, o atölyede yatıyorlardı. Tozu çok. Mesela toza alerjisi olan işçi arkadaşlarımız var. Ya vücutları kabarıyor. Sağlık doktoru var, geliyor ama bazen patron hani işi aksatmasın diye haber bile vermiyor. Ben mesela önceden penyeden çalıştığım için bu kadar zorluk çekmiyordum. Ama şu an mesela boğazlarım falan öksürürken bile sanki öyle acayip bir sesler geliyor ki hırtı ya. Çünkü kokusu, tozu, boyası hep içimize gidiyor. Ben genelde bir iş yerine gittiğimde işverenin işçiye ne kadar değer verdiğini
bir ölçme yöntemi vardır. İşçinin soyunma odasıyla tuvaletine giderim. Ve genel olarak hani bir lokantaya gittiğinizde, bir sıhhi gıda işletmesine gittiğinizde tuvaletin ve mutfağın temizliği sizin için önemlidir. Mutfağı göremezsin ama tuvaletini görürsünüz. Bu önemli bir sağlık sorunu. Belki meslek hastalığı değil ama genel hijyenin olmaması çok önemli bir sağlık sorunu. Mutfakta farelerin dolaşması, tuvaletlerin pislik içinde olması, iğrenç. Düşünsene koca tekstilde iki tane tuvalet var. Biri kadınların, biri erkeklerin ama kuyruk oluyor. Onun için gidemiyorsun rahatlıkla bile tuvalete. Çalışma ortamına yaptığınız her yatırım bir şekilde sizin oraya sermayenizden aktaracağınız para anlamına geliyor ve tabii ki bunu kesinlikle önceliklendirmiyorlar. Bu işçinin değerinin olmamasıyla ilgili bir şey. Bu anlayış, yani daha doğrusu kardan zarar etme, sırf bundan dolayı temizlik, hijyen, işçinin o anlamda sağlığı hep ikinci plana atılıyor. Bu belki Türkiye'de yani gittiğim iş yerlerinin %90'ında karşılaştığım bir şey ve uyarı inan, öneri inan ya bununla ilgili işte bizim kullandığımız bir tespit öneri defteri vardır. Buna yazmamıza rağmen değiştirilmeyen bir şey. Yaşındayım. 2 yıldır tekstileyim. Tabii börekçi işinde de çalıştım. Çaycı, gümrükte çalıştım. Yani 8 yıldır çalışıyorum. 7. sınıfta okuldan kaçtım. Okula gitmedim. Tabii aileme bakmak için. Yani kim ister ki ailesi başka bir aileye muhtaç kalsın? İşte kimse istemez. Ben de onun için çalışmaya başladım. 21 senedir bu işi yapıyorum. 12 yaşından beri. En dramatik olanı, yani 12 yaşında işte boyunun yetişmediği bir tezgahta bir şekilde çalışmak zorunda olmak aslında. Yorulduğunuz zaman ya da yapamadığınız işler olduğu zaman bir de oradaki ustanın ya da şefin baskısına maruz kalıyorsunuz, fırçasına maruz kalıyorsunuz. 11 yaşımda başladım bu mesleğe. O zamanlar çok daha sert davranışlar oluyordu. Ustalardan dayak yediğimiz zamanlar oluyordu. Makas fırlatılırdı. Bugün de çalışan çocuklar var. Bunların çoğu göçmen. Aynı muamele hemen hemen onlar da kalıyor maalesef. İşin üzücü tarafı bu. 2023 yılına gireceğiz ama hala bu tarz şeylerin bu ülkede yaşanıyor olması bir utanç. Ta 8 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşındaki çocukların o tekstilde çalışmaları, hakaret, bağırma, nasıl bağırıyorlar onlara. Paranı alamıyorsun. Paranı istediğin zaman işte problem çıkıyor. 5 kişi bir kişiyi dövüp gönderebiliyor, parasını vermeyebiliyor, karşı çıkabiliyor. O gün yediğim tokadı bu meslekte ben kendi adıma mesela unutmuyorum. Denetim geldiği zaman çocukları yangın merdiveninden alt kattaki arkadaşıymış tekstil orası da oraya gönderiyorlar. Denetim gittikten sonra tekrar çocukları oraya çıkartıyorlar. Çocuklar da hani bir şey zannediyorlar. Hani gelirken gülüyorlar işte biz kaçtık falan filan gibisinden anlamadıkları için. Çocuk işçiliği meselesi zaten bizde çok bariz bir şey. Merdiven altı atölyelerden fabrikalara kadar. Eskiden biraz daha fabrikalarda bu çok meşru değildi ama şu anki gelinen noktada bunun da önü açılmış oldu. Sadece küçük bir değişkenlik oldu. Türkiye'de çocuk işçiler değil de göçmen çocuk işçilerin fabrikalarda, merdiven altı atölyelerde çalıştırılıp işte boyundan büyük çuvallar taşıtıldığı bir durumu yaşıyoruz şu an. Ben çalıştığım iş yerinde cinsel tacize uğrayan arkadaşlarımı gördüm. Çok rahat bir şekilde patron ya da oradaki yönetici gelip sarılıp öpebiliyor. Usta başının cıvık cıvık hareketleri olsun, sana sulanmaları olsun, seni taciz etmeleri olsun. Burada kadınlarla da dayanışamıyorsunuz. Korkuyor mesela, kredi kartımı ödeyemeyeceğim, çocuğumu okula gönderemeyeceğim, ayrılırsam ne yaparım ben diyor. Laflarıyla bile olsa tacize uğranıyoruz biz kadınlar. Rahat yürüyemiyoruz, rahat bir şey giyemiyoruz. Böyle pantolonları giydiğimiz zaman laf ediyorlar. Ben ilk girdiğim zaman mesela benim patronum bana çok baskı yaptı. Başını ört, pantolon ya da eşofman giyme, uzun etekler giy. Ve en son bu kavgaya kadar vardı. Gidersen şikayet ederim dedim. İki tane kıza bakıyorum. Onlar okula gidiyor. Hem onlarla ilgilenmem lazım. Ama bir taraftan da hem geçinmem gerekiyor, çalışmam gerekiyor. 8,5
da evde oluyorsun? Yemek mi yapacağım çocuklarla? Mesela benim iki tane çocuğum var. Çocuklarla mı ilgileneceğim? Tekstilde genelde cumartesi günleri çalışma oluyor. Mesela ben buna çok karşıyım. Doğru düzgün bireyler yetiştirmemizin sebebi de bu. Artık insanların çoğu çalışmak zorunda, karı koca. Hani geçinemiyor kimse. Karı koca da çalışınca ne oluyor? Çocuklar oluyor. Çocuklar olduktan sonra da çocuklarla ilgilenilemiyor. İşte yoruluyor sabahtan akşama kadar. Göçmen işçiler patronlar için çok karlı bir iş gücü kaynağı. Çok da bariz bir aşamaya geldi. Sadece Suriye'de emekçilerden örnek veriyorlar ama bu sadece Suriyeli emekçilerle alakalı bir durum değil. Özbek, Türkmen emekçiler vesaire birçok ülkeden gelen tekstilde çalışan işçiler var aslında. Türkiye'li işçiler ve bunu bir öfke kaynağı olarak aslında göçmen işçileri suçladığı bir dönemi yaşıyoruz. Ama bu bir yanılgı baktığımız zaman. Çünkü aynı tezgahta çalışıyoruz. Aynı işleri dikip patronlara para kazandırıyoruz ve en kolayını seçip göçmen işleri suçlamayı tercih ediyoruz. Suçluğu biraz daha beraber çalıştığımız işçi arkadaşlardan değil de patronlardan sermaye sınıfına hesap sorarak bir şekilde sonuçlandırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Günümüzdeki devletin veya hükümetin göçmen politikasıyla işçi baskı altındadır. Yani sen gidersen bunu yapacak daha uygun, daha düşük ücrete yapacak olan var. Göçmen yoğunluğunun fazla olması hem de zaten sektörün kendisinin kayıtsızlık ve emek gücü ucuz bir sektör olmuş olması buradaki sömürüyü daha da arttırıyor. Bizde en başta aslında insana değer verilirse bütün her sorun çözüleceğini düşünüyorum. İnsan ürettiğinin farkında olmalı. İnsan, insan olduğunun farkında olmalı. Her ne olursa olsun onurunu koruyabilmeli, onurlu yaşayabilmeli. Birilerinin sakalını öpmekle, birilerinden rica etmekle o patron senin aylığını da yükseltmez, senin haklarını da vermez. Böyle gitmez, değişecek. Yani bu düzenin sonunu bir şekilde işçilerle getireceğiz. Farklı sektörlerdeki işçilerle bir olup beraber mücadele edip ve bunu sonuçlandıracağımıza inanıyorum. Bazı şeylere dur demek lazım. Hakkımız olanı istemek lazım. Haykırmak lazım, tepki göstermek lazım. O zaman beraber yapabilirsek bunu, o zaman istediğimizi alırız. Biz küçükken Türkçe kitaplarımızda şey vardı. Bir tane çubuk gösteriyorlardı, kırıyorlardı. İkinci çubuğu gösteriyor, kırıyor. İşte beşinci çubuğu kıramıyor. İnsanlar birlik ve beraber olursa, örgütlenirse burada bize hiçbir güç karşımızda duramayacak. O işçi şalteri indirdiği zaman neler olur? Dünya durur. Halk örgütlenecek, halk bir olacak, işçi sınıfı bir olacak. Devrim yapacağız. Biz o devrimle her yeri güzelleştireceğiz.